Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. Şimdi Kur'an'da kardeşliği yıkan vasıflar, yani sizin anlayacağınız tarzda ne yaparsam karşıyı yıkar. Ne yaparsam karşıyı rencide eder. Ne yaparsam, bak, karşıya zarar verir. Tamam mı? Beraber kaldığınız için yurtta. Bunu bilmeniz lazım. Tamam? Bak, bir, Kur'an'da topladım. Yapabildiğim kadarıyla. Hangi özelliğimiz karşıya zarar verir? Bilerek veya bilmeyerek. Bir, ayıplamak, aşağılamak. Aşağılamak. Hey dört göz, şişman, hey kütük. Ali ya. Ben şuna çok şişman diyorum Hasan abi. Olmaz. Acaba şey olur mu, yanlış olur mu? Yanlış. Eğer razı olursa abi. Ya olmaz. Bak kendimi şikayet ettim, gördün mü Hasan abi? Çok güzel işte, ne güzel sıfat. Bu abi, Murat abiniz değil, ben de cemaat yapıyorum. Öyle yapıyorum ki, yerden yere affetmiyorum ki. Çünkü umumun yapılan hatanın tövbesi umumidir. Hususi yapılan da hususidir. Sen bunu çok çekiyorsun değil mi? Sen misin? Geç en arkaya. Çektiği için kamera o için. Üç. Alay etmek. Alay etmek. Kur'an söylüyor ki isterseniz ben ayeti de söyleyeyim. Aşağılamak mesela. Bir tanesi alay etmek. Şimdi ayıplamak 41'e 34-35. ayet. Mesela hatırıma kaldığı kadar bir mana söylüyorum. Alay edilen, alay eden var ya, alay edene diyor. Alay edilen diyor, umulur ki alay edenden Allah katına daha kıymetli. Demek birincisi, bir de okuyorum. 40. Hangi ayette abi? 41'e 34-35. Ayıplamak, aşağılamak. 2. Alay etmek. Yani karalamak. 49-11 bu da. Bak biri bir daha söylüyorum Said, madem not alıyorsun. Ayıplamak, aşağılamak. 41. sure 34. ve 35. ayet. 2. Alay etmek, yani karalamak. Hemen ya. Basmaz kafasından, not ol. Bu da neydi? 49-11. Birinci sure adı, numarası. İkincisi, ayet numarası. 3. Kovuculuk yapmak, laf taşımak. Abi, var ya, Mehmet var ya Mehmet. Şöyle yap. Demeyeceğiz. Kendi aranızda halletmeyi becereceksiniz. Haleme demediğiniz zaman ondan sonra bak bunu halledelim. Yoksa abiye bildirip de o çözsün demeli. Merdane, erkekçesi. Bak gizli değil. Bak bu böyle böyle yapıyorsun. Bak bunu, ben bundan rahatsız oluyorum. Yapma. Beraber çözelim bunu. İki tane medeni insan gibi konuşalım. Tamam. Baktın ki, bak kardeşim, bak Mehmet. Bunu abiye götürelim. O çözsün. Bu meselemizi o çözsün. Yoksa, abi, şu öyle yaptı, bu böyle yaptı, o öyle yaptı. Yok. Yapmayacağız. Eğer dert var, açık söyleyeceksin. Açık söyleyeceksin, ona diyeceksin. Adın ne senin? Samet. Samet, Abdüsamet. Abdüsamet ya. Arkadaş bak beraber kalıyoruz. Aynı ranzadayız. Aynı koğuştayız. Bir birinci katta koğuş var, bir de yukarıda değil mi? Evet abi. Sen hangi koğuştasın? Alt. Sen? Ben yukarıdayım abi. Üst koğuş. Bak şimdi. Aynı koğuş olunca daha şey olur. Sonra epiki ne yapacağız?
Bak, baktın çözemedin, abiye götüreceksin. Ama götüreceğini söyleyeceksin. Bu hangi ayetti? 68-11. Yani kovuculuk yapmak, laf taşımak iyi olmadığını 68-11. Ayette söylüyor. Başka bir madde, suizanda bulunmak. Bu var ya bu. Bu bunu kastediyor. Onun hakkında kötü düşünmek. Nereden biliyorsun? Kalbini mi yardı? Kalbini mi yardı? Ha? Bir tanesi vardı. Hocam bu var ya dedi bana. Tepecik'te. Bu içki eve getiriyor. Yapılması lazım dedim. Sen gördün mü? Hocam gazete sarılı götürüyor dedi. Rastladım hiç. Bir günde o bizim o Rizelilerin bakkalı var ya, ayakkabı çaldı. Biliyorsun. Orada oturuyoruz. Meğer gene geldi. Oradan bir şey alırken gidip. Ya bir şey diyeyim ya. Sen hoş adamsın. Bir şey sorabilir miyim dedim ya. Hiç unutmuyorum. Belki de 20 sene geçti. Buyur hocam dedi. Ya dedi. Kızmasın değil mi? Ben mert söylüyorum. Arkamda şey yapacağımı düşüneceğimi söyledim. Söyle hocam dedi ya. Sevinirim. Şu gazeteye sarılı nedir? Hocam dedi bizim mahallede dedi fakir çocuklar var. Belki gözleri kalır diye bizim çocuk kafayı takmış meyve suyuna. Onu götürürken gazeteye sardırıyorum. Belki gözleri kalır diye. Ben çok iyi hatırlıyorum dedem. Eski de filo vardı. Filo böyle top ağlar var ya kalenin ağı. Onun gibi ufa öyle poşet yoktu. Evet. Köylere biz tarlaya gidince zembil vardı. Kestane ağacının kabuğuyla örülmüş zembiller vardı. Onu annemiz takardı. Hadi babana, teyzene, şuna buna yemeği ona koydururdu. Poşet yok. Çarşıdan filo dediğimiz yani top sahasındaki kalecinin ağı gibi. Ama ne yaparlardı biliyor musunuz? Hayır. Gazeteyi sararlardı. Hiçbir şey elma, armut, ekmek bile açık gelmezdi. Abi çocuk başı ağrıyor, çocuğa dokundu. Tabii birisinin gözü var. Sana parti getiriyorsun eve. Peki bir gariban alamadı eve getirirken anneye diyor. Onu birisi gördü. Gözü kaldıysa. O gözü kaldı, ne demek? Gözü kaldı, şua kaldı demektir. Ona girdi. O paketi nasıl yiyecek çocuk? O adamın enerjisini yiyecek. O çocuğun enerjisini yiyecek. Gizleyip götüreceksiniz. Aleni cipselimizle şöyle sokakta yürüsün. Ya, peki bir gariban gördüyse? Zaten bir nur talebesi elinde bir şey yiyerek dolaşmaz. Cips bir kere bazen böyle ha, pasta, tamam. Simit yiyoruz arkadaşlarım. Eğer nasıl yiyeceksin? Herkes yiyebiliyorsa biliyorsunuz. Herkesin çok güzel sorun işte böyle ki açılsın elim çıksın. Herkes alabiliyor çok iyi biliyorsun birbirinizi tanıyorsun. Ya bu da alabilir ya var işte yedi biraz önce ve yer. Ama biliyorsunuz fakir ya vereceksin ya onun yanında yemeyeceksin. Ne olacak bana ne demeyin. Başınız ağrması, bazen düşüp de kolunuz kırılması, top oynarken ayağınız incinmesi, ustad değil sizin bu sıkıntınızı. Bebek çocuk düşüp kafası kırılırsa diyor, sebebi neymiş? Hatırladın mı? Sinir. Ya. Hissi şefkate, şefkat hissine çocukta acıma olması gerekirken gitti sineği, karıncayı ezdi. Kastem öyle ezdi. Onun bedelini bile bırakmayan Allah, adetullah var, düşüp kafası kırılıyor. Aa, çocuk düştü ya, çocuk düştü, kafası kırıldı. Niye kırıldı? Allah zulmetmez. Öyle diyor, Şura 30. ayet miydi? Ne yapıyorsanız sizin günahlarınızdan oluyor diyor. Ha, başka bir şey de var, her bütün günahlar değil. Günahlar diyor. Günahlarınızdan işte şeyler geliyor ama... Peygamberlere günah değil, onları telak etmeyeceğim, o zaten bela değil, onlar bela görmüyor. Abi kendi başınıza gelenler, kendi elinize yaptıklarınızdır. He. Bir de işlediğiniz günahlar değil, geçir orada.
Bu kaçıncı madde şey ayeti? 49'a 12 sayit. 49'a 12. 18 değil. Kaçıncı madde oldu bilmiyorum. İftira atmak, atılmış iftirayı yaymak. Şey, senin adı neydi? Hasan. Hasan mıydı? Günaha başına olsun. Bizim memleket öyle derler. Gıybeti başına yansın. Var ya, şey dedi ki şeye, şöyle şöyle. O ona iftira yapmış. Sen de yayıyorsun. Barla da var. Şimdi birisine gözüyle görmüş, bak, birisine zina isnat ediyor. Tamam. Sorulur ona şeriatta. Sen gözünüzle görmüş dört kişi var mı? Yok. Buna merdudu şahadettir diyor. Şahitini kabul etmeyiniz ebedi olarak. Yalancıdırlar. O değil. O zina söylemesini değil, bir daha onun sözüne iman etmeyiniz, inanmayınız. Merdudu şahadettir. Ebedi olarak kaziptir o. Yalancıdır. Gözüyle görmüş, dört şahidi getiremeyene zina isnat etmiş. Bir de sen, ben, biliyor musun Said? Ali Hüseyin ile böyle dedi ya. E tamam, sen niye yayıyorsun? Barla'da geçiyor bu. Ama bu nerede geçiyor? Dördüncü surenin 112. ayet. İftira edilen şey söylüyor, Ebu Hüreyre naklediyor galiba. Dedi Allah'ın. Öyle hatırlıyorum. Peygamber Aleyhisselam'ın bir manada, tam metni hatırlamadığım için bir mana diyorum. Bir manada şöyle. Bir insanın her duyduğunu söylemesi ona yalan olarak yeter. Bir kere niye konuşuyorsun bunu? Konuşma. Bir başkasının kusurunu ortaya çıkaranlar çok yakın zamanda onların kusurlarında birisi ortaya çıkaracaktır. Başkasının kusurunu örtenlere Allah vaat ediyor ayette. Haşir'de ben de onun çok büyük, en utanacağı, en büyük kusurunu örteceğim. Kusurunun örtülmesini istiyor musun? Evet. O zaman kusurları ört. Affedilmek istiyor musunuz? Evet. Affediniz. Merhamet istiyor musunuz? Merhamet ediniz. Konuşunca dinlenmek, yani sizi dinlesinler istiyor musun? O zaman dinlemeyi öğren. Anladık. Siz kısmen şahitsiniz. Murat abiniz şahit. Bizdeki bakıp kardeşler var, gençler. Genç yani. 20 yaşında, 30 yaşında. Otururum sizin gibi. Ha, burada değilim, ha, masada. Otururum masada. Oturturum onu. Ben orada otururum, dinlerim. Bilmiyormuş ki. Hayır, bilmiyorum. Anlamadım diyor. Ben orayı anlayamadım. 25 yaşında ders çalışmış. Öyle mi? Dinliyorum. Niçin peki, ne yapıyor? Ben onu yaptığım için Allah-u Alem herhalde ki siz de dinliyorsunuz beni. Dinleyen dinlenilir. Ne istiyorsan onu sen yap. Peki. Başka. Kibirlenmek, büyüklenmek. Ya hangi ayette geçiyor? 31. surenin 18-19. Ayette. Buna ait birisi vardı. Selman-ı Farisi radıyallahu anh anlatıyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Öteki tarafı unuttum. Bir mana naklediyor. Sahabeler oturmuş. Gene sahabe olmuşlar ama hala cahiliye bazı adetlerini atamamışlar. Bir anda olmuyor ki adetullah da. Biz de nurcu olduk, her şeyi attık mı? Atamadık. Konuşuyorlar. Sen kimlerdensin? Senin sopun kim? Kabilen, kavmin, kavmiyle üstünlük kastıyorlardı. Geçmişi ne?
O anda Selman-ı Farisi geliyor. Adı üstünde. Yani anne babası Hristiyan. Hatta kral. Tamam mı? Değil mi? Fars. İran tarafından gelmiş. O girince dediler ki Selman, senin soyun ne? Soyun ne? Bir soyun ne var? Bir de soyun ne? Dedi ki benim soyum La ilahe illallah Muhammedun Resulullah'tır dedi. Biz dedi şunu yapardık, İslam'dan sonra bunu yapmadık. Biz şunu yapardık, İslam'dan sonra şunu yapmadık. Biz diyor İslam'dan önce milliyetçiliğimizle, ondan sonra kavmimizle, kabilemizle, aşiretimizle övünürdük. Şimdi Allah ile övünüyoruz. Onlar çok perişan. Hazreti Ömer usta da gelmiş. Evet. Abi. Demiş ki arkadaşlar benim de kim olduğumu öğrenmek ister misiniz demiş. Ben de demiş şu Selman'ın kardeşiyim demiş. İslam oğlu Selman'ın. İşte Hazreti Ömer de şahitliydi. O da geldi. O da şahit. Ben de kim olduğumu öğrenmek ister. Ben de bunu nakleden Selman'ın kardeşiyim. Ama o kadar şey ki hepsi anladı. Bizim gibi evirip çevirip kıvırmadılar. Hep özür diler. Özür dilediler, af dilediler. Bir şeyin Bilal abi şeyi de biliyorsunuz. Siyah bir kadının çocuk dedi, değil mi? Ondan sonra Bilal bu yüzüme basmadan onun kapısını oraya koymuş, ağzını önce suratını basmadan kalkmam demiş. Öyle terbiye yapmışlar. Başka bir madde, çirkin lakaplar takmak, incitmek. 49-11. Hey şişko, Türk göz. Lan kereste, olan dere gibi yürüyorsun lan. Tamam mı? Paytak. Paytak var ya. Bizim zamanımızda ki kovuşlarda söylenilen. Ne o takoz? Birisi var. El freni. Demeyesiniz siz. Hepsini öğrendik şimdi. Hepsini öğrendik. El freni. Acayip adam. Kaldığı yerde el freni çekilmiş gibi. Kıpırdamıyor. Hani bir davetiye gelecek de kalkacak. Ona kıçını kaldır ya. Hey el freni. Hayırdır lan nasıl hareket ettin lan? Ooo mucizeye bak. Bazen de şöyle yapıyorlar. Şak 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 şak. Yürüyor baksanıza. Yürüyor canlı galiba. Bizim komşumuz acayip ya. Ona bir yattın dedim ya. Biz de yapıyorduk da başkaları da diyordu. Ya bir yatın da ya bir uyuyalım. Ya komşuda yatma kültürümüz alt olmuştu. Ama mikroskopla, teleskopla ne ile derseniz arıyorum o günleri. Dert yoktu, çek yoktu, senet yoktu, at yoktu, avrat yoktu. Gay yoktu, şey yoktu böyle. Haya ne güzeldi. Para yoktu ki bir şey alalım. Biri ortaya koyunca bir para oluyordu. Hepimizi koyunca hepimiz yiyordu. Ulan gece yarısı kalkıp talebeyken paraları biriktirdik. Yok para. Biriktirip gece yarısı yapmayasınız. Birisini görevlendirdik, tamam. Gitti dondurma aldı. O hepimiz komşudan indik ortada dondurma yedik. Lan yemesi olmaz mı ya? Hadiselerdir bunlar. Evet ya. Bunlar oluşuyordur abi sana. Evet ya. Bizim büyüdüğümüz zaman televizyon yoktu, şey yoktu. Gençliğimi günahlardan korunmasının en büyük sebep noktasında balık tutmak olmuştur. Sizde de top oynama olsun canım. Haram yeriniz göbekte diz kapı arasıdır, onu göstermeyin. Birbirinize hakaret etmeyin, galiz tabir kullanmayın. Çayız. Biz balık tutardık. Gençliğim var ya ben. Dershanede bir şey kalmışız da kafa şey. Çocuk ya. Ne yapacak? Sinemaya gidecek. Toplar mı gidecek? Zaten Ali Sami'nin yanımızda. Balık tutmaya giderdik. Acayip. Korunun. Yani meşru bir, niçin anlattım bunu? Meşru bir sebep bulun. Kendinizdeki enerjiyi boşaltmak için. Onu yapma, bunu yapma da. Alternatif? Top oynama. Onu yapma, bunu da yapma. Ne yapacak? Hiçbir şey yapmadım. Bir eve gittim dün.
dersten sonra çay içip gece. Gece gittim zile bastım. Baba daha yaptılarmış. Bir de baktım gürültü var. O neyse ne var. Ya falan. Dedim ya duydum dışarıda hayırdır. Ya çocuk durmuyor koltukların üstünde dolaşıyor. Aferin lan bir bakayım nasıl yaptın lan. Baktım buradan yürümüyor. Oraya geçiyor koltukların oradan. Aferin lan helal olsun. Anne baba da şart ya. Hiç ses yok abi böyle. Lan boşaltsın lan. Lan benim gibi mi yürüyecek? O zaman niye çocuk bu? Benim gibi mi yürüyecek? O koltuklardan yürüyecek. Haram mı? Amcam demişti bak. Ömer var ya Ömer. Git araba kaldı. Olmayacak yere arabayı götürdük. Köyde tatile gittiler. Biz de şey gitmiştik Rize'ye. Amcam ziyaret ettik. Bir haber geldi. Ömer'in arabası kalmış. Bir şey anlatacağım. Amcam şimdi şoför. Ben yanındayım. Arkada bir sürü adamlar iteceğiz. Sinirlenmiş yani. Çünkü ciddi bir işi bırakmış. Gelmemezlik yapamaz yeğeni. Yeğen bana diyor. Buyur amca emice. Buyur emice. Ya yapacağına bak ya. Hem arabayı söylüyor. Şu oraya gidilir mi? Nasıl kafa ya? Bu nasıl düşünce falan bağırıp çağırıp kükremiş. Hiç dokunmuyorum. Patlasın ya boşansın. Yolun yarısına kadar geldi. Sakinleşti. Hey yeğenim. Hiç konuşmadın ya. Hiç konuşmadın. Söyle bakalım. Ya bu adam yapıyor. Doğru mu? Emice. Dedim. Buyur dedi. İçinde haram olmayan her şey helal ve mubahtır. Dokunma. Bir de söyle bakayım. İçinde haram olmayan her şey helal ve mubahtır. Allah Kur'an'da haramları sayar, helalları saymaz. Çünkü çok. Nimet Allah'a rahat olsun. Saymaya kalksa bitiremez. İçecekleri saymaz. Bir tane var içki içme, zıkkımı içme. İçecek şeyi adedi yoktur. Maydanoz suyu bile varmış. Sayayım ya. Sayamazsın. Tek sayar. Ondan sonra bir de söyle bakalım. İçinde haram olmayan her şey helal ve mubahtır. Allah'ın haram etmediğini kendine de ve başkasına haram etme. Oğlum amcam bitti ya. İyi bir laf ettin. Baktım amcam değişmiş. Tamam. Gitti. O başka bir adam oldu. Dedi ki ya yeğenim ya biraz dikkat etseydin. O da şaşırır oğlum bir şey demedi ya. O volkan ilk muhatap olsaydın. Göreceğim. Yani ne anlatmaya çalıştım? Dedim ki içinde haram olmayan şeyi kendinize haram yapmayın. Helal ve mubah. Yapmasam bile. Tamam mı abisi? Dört. Yani dördü. Çirkin sözler söylemek. Sövmek. 6'ya 108. Ananı, şunu, mukaddesatı küfür etmek. Ya ne ahlaksızlık. Üsküde yoktu abisi. Hamdolsun. Çünkü görmedik evde. İmam Azam'ın en ağır lafı neymiş biliyor musun kızdığı zaman? Hani Osmanlı kızdığı zaman ne dermiş? Velet. Lan velet. Ne demek Türkçesi? Çocuk. Çocuk. Ustad da ne diyor? En kızdığı zaman? Keçeli. Bir de başka bir lafı var büyüklerin. Sakallı çocuklar. Sakalı gelmiş ama kafa çocuk. Sakallı çocuklar. Ha? Şimdi çirkin sözleri. Mesela İmam Azam şey dermiş. Abe gafil. Uzatırmış. Abe gafil. Hakikaten bir tane. Ne acayip insanlarmış ya. Bu kadar yanında kaldım diyor Enes radıyallahu anh. Bir defa Allah Resulü'nün beni hitap ettiğini, değil dövdüğünü, lafıyla beni haşladığını bilmiyor. E tabi o peygamber de demeyeceksin. Örnek olarak çıkarttım diyor Allah. A, o peygamber, o usta, o abi. Hayır. Örnek çıkarttım diyor Allah. O ki taklit edilmeyecekse niye örnek olmuş? Başka. Lanet etmek, beddua etmek. Allah belanı versin. Yılınlık pülasını versin. Ahmak diyor peygamberimiz. Cansız şey lanet okuyan ahmaktır der. Allah belanı versin. Canlı şeye okunarsın. He? Canlı şeye okunarsın mesela başka. Canlıya da cansıza da hepsine lanet olmaz. Şu. Allah lanet etsin. Veya beddua etmek. Yasak.
2'ye 89. Abi de Peygamber Efendimiz bir manan söylüyor. Lanet ettiğiniz şeyi atınız diyor. Ne yapın? Atınız. Ya. Kullanmayın bir daha dedi. Buna kalem lanet atıyorsa bir daha kullanma. Allah belanı versin lan. Şimdi yazmaya canım buldum lan. Çabuk yaz lan. Yazsa bile yazmayacaksın lan. Lanet okudu. 2'ye 89 mu lan? Evet. Başka son. Gıybet etmek. Gıybete talip olmak bir de. Yaymak. O iftiraydı yukarıdaki. Bana bak. Şey diyor ki. Kime? Şeye. Böyle böyle. Neye yayıyorsun? Günah başına. Bir tanesi dedim ki işte geçen hafta gelirken petrolcuya. Dedim kardeşim nasıl, iyi misin? Elhamdülillah dedi, iyiyim. Biliyor musun ölüm var dedim. Tobe hocam dedi ya. Hakkeliyiz ya. Ağzını bir de böyle yapıyor, uzak duruyor. Duvara vuruyor hemen. Böyle. Rabbim sıçramasın bizi. Ağzını doğru aç dedi ya. Gelir gelmez hemen ölüm var diyorsun dedi ya. Anlatmıştım. Böyle etkilendim hala. Oradan geçerken güldüm. Böyle bir de uzak yapıyor. Ama bu adam ölecek biliyor musunuz? Bunu şeyden dolayı, şunu şeyden dolayı mı? Kulağından şey, duyduğunu artsın diyerekten muha... Bizim sarmaşta kadar... nasıl seviniyor hayat devam edeydiğince. Ooo, onu bir sene dershanede şey yaptım. Ya şarkı ama çok etkiledi beni. Adamın ruhu. Kimi celeyi. Bunu bu gösterdin de sen. Ben ibret ama öyle ibret aldım ki. Bak sabır. Kimi celeyi, kimi cideyi, kimi duayı, kimi öleyi. Ama hayat devam edeyi. Ama hepsini derken surat asık. Hayat devam edeyi de hayat devam edeyi. Ama nasıl gülüyor biliyor musun? Çok mutlu oluyor orada. Ama hayat devam ya acık. Ne dedim biliyor musun? Allah'ım. Burada güldürdüğün gibi orada da güldür ama sağmış. Hiç lanet asla. Demem. Ben bir defa sarhoşta beni rezil kepaze etti. Bir daha olmam, yapmam. Kepaze ettiler beni. Nasıl? Göz hastanesinden geliyorum. Orada bir ziyaret etmiştik. Zeytinburnu'na. Yaya geliyorum. O beşinci kata kadar asansör kullanmayacaksınız. Hiçbir yerde bak. Kullanmayın. Mesela metrolar, vücudunuz koşmaya hareket alışsın. Tembelliğe alıştırmayın diye. Yani aram değil. İyi ki sordu, niye dedi. Doğru, petrolcu sordu. Yani yürümeyi gelişsin. Bak beni nasıl rezil etti biliyor musun? Bak ben sarı sarı, canım benim. Bak sarı sarı ya. Gelirken, orada ışıklarda duranlar var ya böyle saç sakal karışmış böyle. Sarmışlarlar. Gazeteyi sermiş de içki içiyor. Oradan geçerken takkeliyiz ya. Selam vermedi. Tek miydi abi? Yok. Üç kişi vardı. En az üç kişi. Ondan sonra geçtim sahip. Kalktı bir tanesi. Hoca! Hoca dur hoca! Durdum. Hoca vallahi biz de Müslümanız. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Hocam derdin ne senin, bize selam vermiyorsun? Zaten bize kader çaktı. Bir de sen niye vuruyorsun bize? Allah! Niye selam vermedin hoca? Öyle utandım ki. Öyle utandım ki. Özür dilerim. Hata yaptım. Hiçbir özürüm yok. Yani müdafaa edecek hiçbir tarafım yok. Dalmışım bilmem hastaneden geliyorum. Özür olmaz dedim. Özür dilerim hepinizden. Selamünaleyküm. Aleykümselam değil mi dediler ha? Hepsi kalktılar. Aleykümselam. Güle güle hocam. Eskicilerden de çok alimler imtihan olmuşlar. Hasan-ı Basri Hazretleri geçiyormuş talebeleriyle. Talebesi görmüş böyle senin gibi o içkicileri. Bir şeyler söylemiş onların arkasından. Demek ki sen ne yaptın demiş ya. Onlara niye Hasan-ı Basri Hazretleri, sen demiş onların hakkında niye öyle kötü konuştun demiş. Hemen gitmiş onların içki sofrasına oturmuş.
gelmiş de bahsedelim o günden ki o gün mahşerdir. Bu sofrada hani bunda şerefe diye bardakla sıkıştırıyorlar ya. Şerefini. Onun manası şeymiş. Yani şerefine herkes yemin ediyor. Bu sofrada konuşulanlar bu sofrada kalacak. Hani kafayı buluyorlar da her şeyi konuşuyorlar ya, incik boncuk ne varsa. Ya şerefine diyorlar, yani şeref sözü veriyorlar. Ha, şerefine. Tabii, o yüzden bardak tutuşturman şey... O böyle kaldırmak şerefini o mu demek? Tabii, şerefine söz veriyor. Herkes artık kafayı buluyor, konuşuyor. İşte bugün öyle gündür ki diyor, işte mahşer gündür. Onların o hani içkiyle konuştukları sözler ne varsa hepsini böyle... uzun bir cümleydi. Hepsini böyle ahiret meselelerine yorarak böyle anlatıyor. Hepsi tövbe ediyorlar, hepsi talebesi oluyorlar. Baba adam. Şeyde Mevlana Hazretleri ile Şems-i Tebriz'i de gidiyormuş. Rumlar onlar da gayrimüslim. Demiş ki bunlar diyor nefislerine zulmediyorlar diyor Mevlana Hazretleri. Şems-i Tebriz dönüyor diyor ki sakın ha diyor, senin daha içkiyle imtihanın bitmedi diyor. Seni de içkiyle imtihan edeceğim diyor. Ya bu bunları görünce onların çok böyle imtihanları var. Allah. Ne acayip ya, değil mi? Ne garip. Birkaç tane. Sıkmadım değil mi? Yok, anladım. Peki, başka bir şey okuyayım size. Hoş bir şey olacak inşallah. Yatsı mı okunuyor? Evet. La kardeşim, derse oturuyorum, ezan okunuyor. Kalkıyorum, ezan okunuyor. Allah Allah. Kış yağdı. He? Kış yağdı, ondan dolayı. He ya, vallahi ya. Geldi mezan, gitti mezan. Tövbe. Selam vermediğine Şükret abi, sonra seni omuzlarla götürürüz. Fiile geçmeyen niyetler. Kalbime bak abi. Sarmıştan açıldı. Yani adam namaz kılmıyor. Kalbim temiz. Hani var ya soba borusu gibi. Dişi temiz, içi kurum ya. O abi kalbime bak. Ona cevap. Bak. Bir kadının çocuğum olabilir. Yani kız. Böyle bir çocuğum olabilir düşüncesi var. Böyle bir duygusu var. Bir de hamile kalsa ayrı bir duygu. Bir de doğursa aynı mıdır? Değil mi? Mesela erkek bile çocuğum olabilir. Bir de çocuğu olsa. Ama kadın daha güzel olduğu için bu örneği. Kız daha çocuğu yok. Çocuğum olabilir düşüncesinde, istidadındadır. İki hamile kalsa, o ilk o ben çocuğum olabilir düşüncesinin hissinin getirdiği his değil. Başka bir his var. Hiç benzer mi buna? Benzemez. Üç, doğursa bu his ne bire benzer ne ikinci hisse benzer. Aynen bunun gibi kalbim temizdir deyip fiile dökülmeyen niyetler de aynen bunun gibidirler. Mesela çocuğu doğurduktan sonra çocuğuna karşı hissiyle çocuğum olabilir hissi ne kadar farklıysa niye eyleme geçmeye niyetler de böyledir. Eyleme geçince ona ayrı bir his olur. Bilmem anlatabildim mi? Ya. Her şeyin alternatifi var. Ama dinin ve Allah'ın alternatifi yok. Yok. Ya. Başka. Huzurdan kaçıp huzur arayan adam. Bu belki size bakabilir. Bak. Burada sıkıldım. Memleketime gideceğim. Niçin? Orada daha huzur var. Diyenler var ya, düşünceniz var. Var tabii, bende de var. Hepimizde var kardeşim, her yaşta var. İçinizden geçenle mesul değilsiniz. İçinizden geçeni konuşmadıkça, yapmadıkça mesuliyet yoktur. Tam tersini cihattır. İçinizden gitmek geliyor veya ver ağzını payını, al onu, çak onu, geçiyor ya içimizden. Onu yapmasan, konuşmasan cihattır. Büyük cihat budur. Küçük cihat savaştır, ölüm. Savaşta öleceksin ve öldüreceksin. Cihat ne demek? Savaş. Cihat, hani savaş var ya, Türkiye şeyle Yunanistan'la savaş yapıyor. O küçük cihatmış.
Ama içinden geçeni ver onun ağzını payını. Vur bir tane onu. Veya bak şu televizyonu. Aç aç aç. İçinden. Ya uf. Ders de bitmedi ya. Veya tamam ya evde de lisan okuruz ya. Bizim memlekette de dershane var şehirde. Orada da gideriz. Kurstan gitme gibi düşünceler. Ama gelir. Görmemesi mümkün değil. Gelmiyorsa kalemsin gibisi. Kalemin de düşüncesi. İçinizden geçeni konuşmadıkça, yapmadıkça Allah onu büyük sevap yazıyor. Cihat yazıyor. Cihat. Savaş. Yunanistan'a karşı savaşmaktan daha iyiymiş. Ama üniversitede cihat edeceğiz Hasan abi. Üniversiteye gitsek işte o kadınlar, kızların ortamında onları irşad ederdik. İşte ya. Bir şeyin ibadet olabilmesi için Allah demesi lazım. Tamam mı? Allah demesi lazım. Şimdi ona ait bir yer okuyorum. Huzur, huzurdan huzur arayan adam. Hasan abi sen hiç söyledin mi öyle mesela? Tabii canım. Ya içimden tabii. Tabii yurtta büyüdüm ya ben ya. Ben 12 yaşındayım. Hala. Abi iki sene önce sen ders yapmıştın bize. Mukaddes Çilem diye. Evet. Adı Mukaddes. Vay be. Nasip. İki sene önce. Tebrik ederim. İşte o içinizden geçen var ya. O tatlı sıkıntılar. Onun adı ne biliyor musun? Çiledir ama. Niçin hazmediyorsun? Niçin sabrediyorsun? Allah için. Din için. Geleceğim için. Evet 5-10 sene. 5 sene burada sabredeceğim ama. Benim gelecekteki baba olacağım, vakıf olacağım, alim olacağım, mühendis olacağım, doktor olacağım. O hayatımın çekirdeğini oluşturuyor. Bir de ahiretimi oluşturuyor. Bak kardeş, adam üniversite doktor okumak için, mühendis olmak için devlet yurduna kalmıyor mu? Çile çekmiyor mu? Onun adı çiledir. Siz de okul okuyurken, siz de burada kalmıyor musunuz? Sizde de çile var. Ekmek elden, su gölden değil ki. Ananız gibi mümkün mü? Babanız gibi kim davranabilir? Peki burada da çilevim var mı? Var. Ama buranın adındaki çile mukaddes çilem diyeceksin. Ne diyeceğiz? Mukaddes çilem. Mukaddes çile değil. Mukaddes çilem. Evet. Onda zapt etme var. Ya. Evet. Ya. Huzurdan kaçıp huzur arayan başlıkta okuyorum bir satır. Zavallı insan huzura çıkmayıp huzur arayandır. Zavallı kimmiş? Huzura çıkmayıp huzur arayandır. Huzuru son model telefon ve arabanın içinde arayan çaresiz insanın haleti rüyesi şuna benzer. Aynen şuna benziyor. Olmayan kara kediyi karanlık odada aramak gibi. Şimdi beraber yapalım. Bir karanlık oda var mı bu binada? En çok karanlık hangi odadır? Kömürlük. Kazan dairesi. Şimdi kazan dairesini bir hayal edin böyle. Tamamen kapatın kapıyı. Zifiri karanlık olur mu? Olur. Yakmıyoruz. Kömür yakmadan ateş yok. Tamam mı cesur? Bir karanlık odayı hayal eder misiniz? Hadi etmeyeni kalmasın. Ettik mi? Ettik. Orada karanlık odada olmayan bir kara kediyi düşünün. Nasıl düşünemiyorum? Yok ki. Olmayan kara kedi düşünülebilir mi? Zaten olsa bile zaten zor görürüz değil mi? Karanlık odada olmayan kara kediyi düşünmek neyse dinden kopuk bir hayatta da huzur öyledir. O yok. Öyle bir şey yok. Eğer İslamsız huzur olsaydı Allah İslamiyet'i göndermezdi. Biliyor musunuz? Şarkıcılar o tip ve esrar içerek ancak ayakta duruyorlar. 3 gün önce birisi aradı. Niçin bunu direkt söyledin? Çünkü bir şarkıcı kız varmış. Annesine kurtulmak istiyorum demiş. Meşhur şarkıcıymış.
Ondan ben de üçüncüyüm. Ayağından hiç duydunuz mu? Ayağından iğne yapılıyormuş. Öyle şarkı söylüyormuş. Belli olmasın diye mi? O kız demiş ki şarkıcı, o annesin, anne kurtulmak istiyorum, kurtarın. Ben ilk defa ömrümden duydum, ayağından iğne vurulur mu? Ayaktan vuruyormuş. Bilmiyorum. Mastürbasyon mu abi? Yok yok. Esra mı, eroin mi, ne, sıvı neyse. 1,5 milyon zamlı var abi. Ne kadar? 1,5 milyon. Türkiye'de. Ya şimdi Avrupa'da sokakta satıyorlar, bakkallarda. Hollanda'da eczaneden satılıyor. Avrupa'daki Türk çocuklarına, Müslüman çocuklarına bunu alıştırmak için devlet gayret ediyor. Çünkü nesli bozulsun diye. Geçen sene oranla %17 artmış. Ya. Peki bir de okuyayım. Huzuru son model arabada, son model A telefonum olursa huzurlu olurum. Esrar önüğün içersem huzurlu olurum diyen insanın durumu, olmayan kara kediyi karanlık odada aramak gibi. Tamam. Ya. Olmayan kara kediyi karanlık odada aramak gibi. Şimdi kaç dakika oldu? Abi 45 olmuş. 45 dakika. İyi dostum. 45 dakika. Çok bile. Geçen 27 dakika yaptım. Evet. 27 dakika. Bugün güzel oldu. Tabii. Ama bugün eğlenceli oldu. Şimdi bir daha. Gözlük. Takoz. El freni. Şişko. Yürüyor biliyor musunuz? Aa, canlıymış ha. Ayak minderi. He? Ayak minderi. Ayak minderi. Evet. Kepçe. Ya kepçe ha. Demeyeceğiz demek değil mi? Hangi şeyde geçiyordu ya? alay etme, kuyuculuk, suizan, kibirli, cirit, lanet ne? Lakap takman neredeydi? İlk sıra mı? 9'da. Ha, çirkin lakaplar takmak, incitmek 49-11. ayet. Yapmayın diyor Allah. Müdür demek serbest mi abi? Müdür iyi. Yani şu. Müdür şu. Bana öyle bir şey söyleyeceksin ki. Estağfurullah diyeyim ama koy cebim olsun. Ona kapayım. Hiç kimse, hiçbir nefis. Tenkidi, eleştiri yapıyoruz ya. Doğruyu söylüyoruz ama. İyi ki söyledin. Tamam abi, doğru söylüyorsun. Allah razı olsun, istifade ettim der ama. Bir tarafı kırılır. Yani abi bu lafı dedin ya, Mehmet bu lafı dedin ya, kalbim kırıldı. Kalp kırılmadı. Neresi kırıldı? Nefis kırıldı. Evet, bir yer kırıldı. Çünkü duyduk. Şaaa takır tukur cam sesi geldi. Neresi kırıldı? Kalp değil o. Nefis, enaniyet kırıldı. Onun sesiydi o. Ha? Demek ki yapmayacağız inşallah. Bak ne kadar güzel oldu değil mi? Dersimiz. Kur'an söylüyor. Allah söylüyor. Peki şimdi Fatih'e çekip namaz kılarız değil mi? Evet. Yatsı. Kim imam olacak bize? Bir tane şey var. Aa, ezancımız o. Buna değil mi? Artık şişman demeyeceksin. Müdür. Aa, müdür olur. Müdür çünkü hoşuna gider değil mi? Çavuş. Ha? Müdür oldu. Ne? Çavuş. Çavuş da güzel. Çavuş da kime dediler? Oğlum sen mi diyorsun yani? Yok, sınıftan birine. Ya diyorlar ha, evet. Çavuş aslında. Yani şu, aşağılamak, bak içeriği şu, lakabın özelliği şu. Aşağılamak, kişiliği ve kimliğini rencide etmek. Utandırmak. Karşısındakini üzmek. He? Karşısındakini üzmek. Tabii. Burada kesiyoruz. Vâhir davâhum enilhamdülillâhi rabbil âlemin. Efendim abi? Eksinde bir çocuğa Q7 diyorlardı. Ne? Q7 diyorlardı. Q7 ne demek? Jeep abi. Ya jeep. O şişman mı bu adam o zaman ki Q7 dediler? Hızlı koşuyor diye Q7 diyorlar. Ha. O hoşuna gidiyor mu bu işten? Evet. Yani Q7'yim lan ben. BMW miydi Q7? Audi. Q7. Tabii lan Audi. O da makina kendisini kabul ediyor. Değil lan diyorsa. Ama siz demeyin.
Bekar da ha? Bekar da bekar. Bekar zaten. Zaten bekar. Allah Allah. Abi çişman da zaten çişman. Olsun demeyin. Çünkü şöyle bir şey var. Hey kafir. Kafire kafir demeyin diyor. Bu nazaratta geçiyor. Ne diyeceğiz peki yani? Kafire kafir diye çağırma da biz kafir diyelim burada. Müslüman da Müslüman diye çağırma. Yok. Adıyla çağır. Hey Hans. Ama hey kafir. Ama biz konuşurken o kafirdir. Gavur. Gavurdur. Abi gayrimüslim olarak zaten de şey yapıyor. Yani. Çoğu yerlerde geçiyor. Evet. Gayrimüslim'e. Peki. El Fahri.